Efendim bugün Yüksek Topuklar'da marka koruma grubu sözcüsü Aslıhan Aydınlık konuğumuz olacak. Kadının markadaki gücünü konuşacağız aslında. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi tabii Türkiye'de markalaşmak son dönemlerde daha fazla konuştuğumuz ama hem markalaşmak hem de markayı korumak zor. Bunu da konuşacağız ama önce Aslıhan Aydınlık nasıl girdi bu işin içine? Bu mücadele nasıl başladı? Onu konuşalım. Ben aslında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunu olarak ilk kariyer hayatıma Ernst & Young Türkiye'de finansal denetimle başladım. Ve orada insan kaynakları danışmanlığı bölümünü, danışmanlık yapısı yapılanırken kurma fırsatını elde ettim. Böylece aslında işin finansal kısmından insan kısmına geçtim. Ve ardından da Türkiye'deki Microsoft ofisinde onların ilk insan kaynakları müdürü olarak masanın danışmanlık kısmından diğer tarafına geçtim. Devamında da Höxmarine Russell ve Romplan Rohrer'ın bütün dünyadaki birleşme dönemi sırasında, ilaç endüstrisinde o dönemde birleşmeler çok fazlaydı. Türkiye ofisinin insan kaynakları direktörü olarak kariyer hayatıma, kurumsal hayatımda devam ettim. Sonrasında da kendi danışmanlık şirketimi kurdum, Kare İnsan Kaynakları. 15 senedir de kendi danışmanlık şirketimde insan kaynakları alanında aslında danışmanlık hizmeti veriyorum. Geçen sene marka koruma grubunun sözcüsü olarak onlarla birlikte çalışmaya başladım. Aslında yapılan şey bir bakıma aynı. Ben yıllar boyu insan kaynaklarında insanın emeğinin doğru değerlendirilmesi, ücret yapılarının doğru kurulması, yeteneklerin seçilmesi, onların kariyerlerinin, eğitimlerinin yapılandırılması kısımlarında rol almıştım. Şimdi de o emeğin ürün haline dönüştüğü ve bir marka haline geldiği noktada aslında onların haklarının korunması ile ilgili olan kısımdayız. Yani insanın ürettiği şeyin o mülkiyet hakkına dönüşüp bir ürün haline gelip markalaşmasıyla ilgili olan kısımda ciddi bir farkındalık çalışması yapıyor marka koruma grubu. Hı hı. Onu soracaktım. Marka koruma grubu nasıl bir grubu temsil ediyorsunuz aslında? Marka ve neler yapıyorsunuz? Neden marka koruma grubu kuruldu? Marka koruma grubu 2001 yılında kuruluyor Türkiye'de. Bu bir özel sektör inisiyatifi. Aslında herhangi bir sektör ya da bir markalar üzeri kurulmuş olan bir platform. Buradaki amaç sahte, kaçak ve taklit piyasasına yönelik markaların kendi haklarını korumaları, tüketiciye iyi tercih hakkı sunabilmek adına tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları yapıyorlar 2001 yılından beri. Kaç markayı temsil ediyorsun? 330'dan fazla marka var, yerli ve yabancı toplamda. Bu markalarla alakalı olan kısımdaki en önemli şeylerden bir tanesi aslında tüketicinin bu konudaki bilinçlenmesi. Çünkü iş artık yargı noktasına geldiği zaman onunla mücadele etme kısmı daha zorlu bir süreç. Ama o noktaya gelmeden evvel aslında tüketiciyi bu noktada bilinçlendirilebilirse ve çünkü arz talep meselesi biliyorsunuz. Yani bu noktada talep ettiği şartlar değiştirilebilirse o zaman arz da bu kadar fazla olamayabilir diye düşünerek tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla kurulmuş olan bir grup. Tabii ki bu noktada geçtiğimiz yıl içerisinde bir kampanya başlattık. Markanın gücü, ekonominin gücü adı altında. Bu yaptığımız çalışmada aslında şunu anlatmaya çalıştık. Bir markanın varlığı ekonominin sürdürülebilir şekilde gelişmesine de çok büyük katkı sağlıyor. Çünkü o markaların içerisinde aslında siz o markayı yaratan insanları da barındırıyorsunuz. O vizyonu, o Ar-Ge'yi yaratan insanları da barındırıyorsunuz. O insanlar aslında sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir ürün üretirken geleceği de şekillendiriyorlar. Sizlere sundukları o araştırmaların neticesinde gelen ürünler aslında ülkelerin de bir noktada önümüzdeki dönemde diğer ülkelerin önüne geçmesini sağlayabilecek o katma değerinde ortaya çıkmasını neden oluyor. Dolayısıyla markayı korumak demek aslında o markaları yaratacak o tasarımı, o Ar-Ge'yi yapan insanları da korumak demek. Onları da
ülkenin içerisinde barındırabilmek demek. Biraz evvel bahsettiniz, hani markalaşmak, Türkiye'nin bir marka haline gelmesi. Bugün bunlardan bahsederken en önemli şeylerden bir tanesi aslında kaliteli insan gücü. Onların yarattıkları şeyler şu aşamada. İnsanın getirdiği farktan bahsediyoruz bir şeyi anlatırken, bir katma değeri. O insanları burada barındırabilmek için onlara uygun ortamların olması gerekiyor. Onların büyüyebilecekleri, eğitimleri açısından, kendi kariyerleri açısından, beklentileri açısından, hani beraberce çalışabilecekleri ortamların olması gerekiyor. Markalarda genelde oluşturdukları ortamlar açısından dönüp bakarsanız belirli kalite standartları içerisinde üretim yapıyorlar. Buna uygun insanları istihdam ediyorlar. O insanlara uygun ücret sistemleri geliştiriyorlar, kariyer planları geliştiriyorlar, eğitim imkanları sunuyorlar. Dolayısıyla ekonominin de sürdürülebilir şekilde gelişmesi için markaların varlığı ve kendi haklarını koruyabilmeleri bu noktada son derece önemli. Kendi haklarını koruma derken tabii şimdi bir dilerseniz sahte, taklit, kaçak ürünlerin ekonomik büyüklüğüne de bakalım. Olur. Şimdi genel olarak şöyle bir şey görüyorum ben mesela. Bu konuda herhalde öncü ülkelerden birisi Fransa, marka koruma konusunda. Fransa'ya giderken herkesin şöyle dikkat ettiği bir konu var mesela. Acaba üzerimizdeki sahte bir şey var mı üzerimizde? Çünkü biliyorlar ki o sahte olan şeyi girerken kaybedecekler. Çünkü oraya sokulmayacak. Şimdi ama tam tersi, bizde mesela markaları, gerçekten marka olmuş şeyleri taklit etmenin, hatta birebir taklit etmenin daha revaçta olduğu dönemlerde yaşıyoruz maalesef. Şimdi bu zihniyetle ilgili bir şey. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Ve şu anda o karşı karşıya olduğumuz ekonomik büyüklük ne? Türkiye'deki marka koruma grubunun yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırma, bu rapora göre Türkiye'deki sahte, kaçak, taklit piyasasının büyüklüğü 17.2 milyar dolar. Bunun vergi kaybı da 7.2 milyar dolara geliyor. Dünyada müthiş bir rakamdan bahsediyoruz aslında. Evet, dünyadaki sahte, kaçak, taklit piyasasına baktığınız zaman da dünya ticaretinin %2,5'u, yaklaşık 500 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu gümrüklerdeki fiziki olarak ele geçirilen sahte kaçak mallar üzerinden yapılan bir hesaplama. İçeride tüketilen korsan ürünler de ilave edildiği zaman 1.7-1.8 trilyon dolarlık bir dünya piyasasından bahsediyoruz. Sahte kaçak taklit piyasası dediğimizde. Türkiye'de daha çok da Asya'da herhalde değil mi? Evet, bir numaralı üretici gümrüklerdeki OECD ülkelerindeki gümrüklerde yakalanan malların menşei açısından bir numaralı üretici Çin. Türkiye'de aynı gümrüklerde yakalanan ilk dört, hani en fazla yakalanan mal içerisindeki konumlandırmaya göre ilk onun içerisinde Çin'den sonra ikinci konumdayız. Maalesef. Evet, sahte kaçak taklit üretiminde. Çin aşağı yukarı, yani oldukça büyük, %85'lik bir piyasayı elinde tutuyor. Ama dönüp bakarsanız bugün Çin'de kendi markaları da var. Yani önce taklit ettiler ve kopyaladılar. Şimdi kendi mallarıyla piyasaya çıkıyorlar. Dolayısıyla benzer bir şekilde biz de hani gayet güzel bu işi yaptık. Kendi markalarımızla piyasaya çıkabilecek aslında know-how'ı elde etmiş durumdayız. Hani bunu bir avantaj olarak kullanabiliriz bir noktada. Diğer taraftan Türkiye'deki tüketicinin de sizin de söylediğiniz gibi bilinçlenmesi son derece önemli. Çünkü sahte, kaçak, taklit tüketimine baktığınız zaman niye var dediğinizde 3 tane ana unsur önemli oluyor. Bunlardan bir tanesi ürünün kendi nitelikleri. Yani eğer fiyatı tabii ki daha ucuz oluyor orijinaline göre. Eğer algı olarak da kaliteli bir algısı varsa görüntü olarak ve orijinaline çok benzer şekilde üretilmişse bu ürünün özellikleri nedeniyle tüketici tercih edebiliyor. Diğer taraftan tüketici gelir seviyesi açısından gelir seviyesi düşükse ayrıca bilinç olarak da sizin söylediğiniz gibi sahte, kaçak, taklit üretimi tüketimiyle alakalı bunu bir rahatsızlık duymadan hani bir emeği çalıyorum ya da bir markanın aslında hayatını devam etmesini, yatırımlarını işte ileriye yönelik şeylerini bunu alarak
engelliyorum gibi bir bilince sahip değilse, böyle bir eğitim almadıysa tüketici de bu noktada tercih edebiliyor. Bir üçüncü faktör de kurumsal yapı. Demin bahsettiğiniz Fransa'dan içeri girerken eğer üstünüzde bir taklit ürün varsa ve bu yakalanırsa siz o ürünün ana bedeli kadar neredeyse bir para cezası ödüyorsunuz. Yani kesinlikle içeri girmeniz mümkün değil. Ürünün sahte olduğunu düşünürlerse faturasına kadar, yani nereden aldığınıza dair ibra etmek, orada göstermek mecburiyetindesiniz. Yani kesinlikle kanıtlamak zorundasınız onun taklit olmadığını. Bu noktada onların da gerçekten çok ciddi yaptırımları var. Dolayısıyla kurumsal yapıda da eğer yaptırımlar caydırıcı değilse, erişilebilirlik kolaysa, mesela internet üzerinden çok rahatlıkla bütün bu sahte kaçak mallara ulaşılabiliyor. İnternetteki satılan malların içerisinde, ürünlerin içerisinde çok fazla sahte kaçak ürünler var. Bunların hepsi kurumsal olarak da, kurumsal yapı nedeniyle de bu ürünlerin tüketiminin artmasına neden oluyor. Dolayısıyla bütün buralarda, sorduğunuz sorunun cevabı olarak, bütün buralarda alınacak aslında çok fazla yol var. Yani hem tüketicinin bilinçlendirilmesi, hem kurumsal caydırıcı cezaların gelmesi, bunların uygulanması, dolayısıyla da biri bu işi yaparken ve bu işleri yapmaya başladığı zaman cezalandırılacağını ve yakalanacağını bilirse, o zaman bu kadar kolaylıkla da girmez bu işlerin içerisine. Şimdi arkadaşlarım hazırlamışlar birkaç not. Onu özellikle söyleyeyim. Avrupa'ya gelen sahte çakma ürünlerin piyasası 85 milyar euro. İthalatında %5'i. Ama şu dikkatimi çekti. En fazla taklit edilenler ilaç ve eczan ürünleri. Sonra giyim, sonra fotoğraf, optik, sonra süs eşyası, mücevher, elektronik eşya. Her 5 telefondan biri sahte. Çok enteresan değil mi? Şimdi mesela bunu fark ettik. Hukuka gitmeden önce hangi yolları deneyebiliriz, ne yapabiliriz? İlla ki daha yani bir sahte bir şey bulduğumuz zaman, çünkü biraz da aslında hani buna dava açma süreçleri de uzun geliyor bize. Ha, sahte mi deyip bir kenara da bırakılabiliyor. Bununla mücadele etmekte de aslında birazcık insanlar geride duruyorlar. Nasıl mücadele edebiliriz? Marka sahipleri zaten Türkiye'ye getirdikleri markalarla alakalı bunları tescil ediyorlar. Ve tescil ettikten sonra bunları gümrüklere ve her türlü şekilde sisteme giriyorlar. Dolayısıyla gümrüklerden herhangi bir şekilde bu malların, ürünlerin sahtesi geçtiği ve yakalandığı zaman zaten onlara dönüp haber veriliyor. Dolayısıyla daha yani hukuka gitmeden gümrüklerde yakalanması son derece önemli olan şeylerden bir tanesi, faktörlerden. Geçtiğimiz yıl gümrük idaresiyle birlikte yapılmış olan eğitimler var ki bu yıl da devam ediyoruz. O eğitimler neticesinde gümrüklerdeki yakalamalardaki oranlarda ciddi artışlar var. Dolayısıyla hani en önemli şeylerden bir tanesi gümrük kapılarındaki gelen malların ya da çıkacak malların yakalanma kısmı. Diğer taraftan tüketicinin tabii eğer bilinçlenirse ve tercih etmezse önemli bir şey. Türkiye'de sahte olduğunu bilerek alan tüketicinin oranı %58. Avrupa'da sahte olarak bilen ve bu malı sahte olduğu halde alan tüketicinin oranı %28. Yani eğitimde bu aşamada önemli faktörlerden bir tanesi. Diğer taraftan da tabii marka sahiplerinin kendi markalarını koruyabilmek adına bir tasarım yaptıklarında bunun patentini almaları, bir marka yaptıklarında bunu tescil ettirmeleri de önemli olan şeylerden bir tanesi. Ama eğitimin haricinde sizin söylediğiniz hukuk haricindeki bir şeyin alternatifi ancak en başından itibaren farkındalık ve eğitim olabilir. Peki önümüzdeki dönemde neler yapacak marka koruma grubu? Marka koruma grubu bu geçtiğimiz dönemde başlamış olduğumuz markanın gücü, ekonominin gücü kampanyasının devamını yapmak istiyoruz. Çünkü oldukça başarılı bir kampanya elde ettik. Bizim hedeflediğimiz ulaşma sayısının tam 3 misli insana ulaştı. Ve gerçekten çok iyi bir geri dönüşüm aldık. Burada bizim marka sahipleri, tasarımcılar, dernek başkanları konuştular ve
bu kampanyada ve hepsi tüketiciye şu birkaç tane mesaj verdiler. Bunlardan bir tanesi, bu ürünlerin arkasında gerçekten çok büyük bir emeğin, büyük bir ekibin ve de yatırımların olduğu ve bu yatırımların neticesinde aslında bu markaların çıktığı. O yüzden de bu markaları, orijinallerini tercih etmelerini istediler. Diğer taraftan biz de bunun bir devamı olarak tüketicinin önümüzdeki dönem sahte, kaçak, taklit tüketimine yönelik bunu niye tercih ediyor, hangi alanlarda tercih ediyor kısmını araştıracağımız bir araştırma yapmak istiyoruz. Bu araştırmanın neticesinde elde edilen bilgiler aslında markaların kendi ürünlerinin satış ve pazarlama stratejilerini oluştururken bir içgörü de oluşturacak. Çünkü sadece diğer markalarla şu aşamada rekabet etmiyorlar piyasada, aynı zamanda kendi ürünlerinin sahte, kaçak taklitiyle de mücadele ediyorlar. O yüzden ona yönelik de aslında bir strateji ve pazarlama aksiyonları alabilirler diye düşünerek böyle bir araştırma yapıyor olacağız. Zira bizim daha evvel yapmış olduğumuz raporda şöyle bir şey ortaya çıktı. Mesela bilgisayar oyunlarında ucuz olduğu için, çünkü şöyle bir algı var, ucuz olduğu için bu ürünler satın alınıyor deniyor. Doğru, tüketici bu ürünleri ucuz olduğu için alıyor. Ama aynı tüketiciye şunu soruyorsunuz, mesela bilgisayar oyunlarında niye satın aldınız? %94'ü diyor ki ucuz olduğu için satın aldım. Peki soruyorsunuz, sizin bunu orijinalini alacak alım gücünüz var mı yoksa yok mu? %6'sı yok diyor. Yazılım da mesela aynı şekilde %100'ünü ucuz olduğu için alan gruba aynı şeyi soruyorsunuz. Bunu alacak, orijinalini alacak gücünüz yok mu, alım gücünüz? %30'u yok diyor. Alkol ve tütünle ilgili %100 ucuz olduğu için alanların içerisinden %12'si benim bunu alacak gücüm yok diyor. Dolayısıyla aslında kıyafette %72'si ucuz olduğu için aldım diyor. %38'i bunu alacak alım gücüm yok diyor. Dolayısıyla bu rakamlara dönüp baktığınız vakit aslında orijinalini alacak alım gücü olduğu halde sahte, kaçak taklitini alan bir tüketici grubu var. Dolayısıyla buradan doğru stratejilerle orijinaline yönlendirilebilirler. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Aslında önce kadınların alışveriş yaparken daha bilinçli davranması, evet, muhtemelen bütün nesillere daha bilinçli bir yaklaşımda aktarılmasında katkı sağlayacaktır. Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslan Hanım, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Tabii önümüzdeki dönemde yine sizi konuk etmek isteriz. Çünkü markalaşmayı daha fazla konuşmamız gerekiyor. Ve tabii markaları koruyarak doğru bilinçli tüketici oluşmasında katkı vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Seve seve. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Teşekkürler.